ve hemen yatırıma gidelim ve Tümay Sarıışık'a soralım. Bakalım piyasalardaki coşkunun sebebi ne? Tümay merhaba, iyi haftalar diliyorum. Önce istersen TL ile başlayalım. TL sakin görünüyor bunca habere rağmen. Bir öngörünüz var mı? Ne bekliyorsunuz kısa vadede Türk lirası için? Merhaba Gökhan, iyi yayınlar. Senin de bahsettiğin gibi Suriye gerilimiyle ilgili olarak borsada bir değer kaybı görmüştük. Bununla birlikte kara harekatın olmadığı ya da askerlerin Suriye'de bulunmadığına dair açıklamalarla bu tansiyon biraz düştü. Fakat bu sefer de dolar endeksinin yükselişi vardı. Dolar güvenli limanlar karşısında bir nebze de olsa değer kazanımı gösterdi. Bununla birlikte dolar TL'deki yükselişleri görüyoruz. Önce TL'nin değer kaybı ardından dolar endeksinin yükselişiyle birlikte 94'lerin üzerine taşındı bu. 94.50'nin üzerinde kaldığı sürece yükselişin devam etmesini bekliyoruz. 92.50'de 100 günlük hareketli üstel hareketli ortalama desteği mevcut şu anda. Bu hareketli ortalamanın üzerinde kaldığımız sürece 98 lira yeniden gelebilme ihtimali söz konusu önümüzdeki günlerde. Söz edelim istiyorum çünkü 1250 dolarlara kadar yaklaştık. Piyasalar toparlayınca altına da satış geldi. Ne bekliyorsunuz? Ne tarafa doğru devam eder sizce bu hareket? Gökhan, uzun vadedeki düşüş beklentimiz hala aktif. Önce bunun altını çizmek istiyorum. Bununla birlikte kısa vadeli gerilimlerden kaynaklı güven liman özelliğiyle yükselen altının 1200 seviyeleri üzerinde kaldığı sürece yeni bir atak yapması aslında mümkün. Özellikle 1210 seviyesi kritik bir düzeltme noktası. 1210 ve 1200 seviyelerinden herhangi bir kırılım gerçekleşmezse bir nebze de olsa bir yukarı toparlama olabilir. Çünkü piyasalardaki tansiyon hala tam anlamıyla düşmüş sayılmıyor açıkçası. Peki Tümay, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ben yatırımın görüşleri bu şekilde.